Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Zuhruf Suresi 26-35. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. وَاِذْ قَالَ اِبْرَٰهِمُ لِيَب۪يهِ وَقَوْمِهِ Hatırla o zamanı ki İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. اِنَّنِي بَرَاءٌ مِنَّا تَعْبُدُونَ Ben sizin ibadet ettiğiniz şeylerden uzağım. Onların ibadet ettikleri şeyler bir takım putlar. Ve anlatıldığına göre Hazreti İbrahim'in kavmi gök cisimlerine tapıyor. Bunlara alamet olarak da putlar, puthaneler yapmışlar. Oralarda ibadet ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam onların dininden, onların inancından, ibadetinden uzak olduğunu bu şekilde ilan ediyor. İllellezî fatarani, ancak ben beni yaratana ibadet ederim. Yani sizin kendi ellerinize yaptıklarınıza değil, beni yaratan kimse, ben ona ibadet ederim. Ben ondan biri değilim, ondan uzak değilim. Burada belki şöyle bir mukayese yapılabilir. Allah alemleri yarattı, insanı yarattı. Ama bu arada insanlar da kendi hayallerinin mahsulü olarak bir takım ilahlar yarattı. Adeta. Mecazi anlamda söylüyorum. Yani gerçekte ilahım Allah, Allah ile beraber başka ilah mı var? Başka ilah yok. İnhiye illa esma'un semmeytumuha entum ve abâukum. Yani onlar sizinle önceki ecdadımızın uydurmuş olduğu bir takım isimlerdir. Müslüman olmayan, realitede karşılığı olmayan bir takım isimlerdir. Nasıl ki Kaf Dağı denildiğinde böyle bir dağ yok, hayali bir dağ. Zümrüt Dağı'nın kalk kuşu denildiğinde böyle bir kuş yok, hayali bir kuş. Onun gibi diyelim Zeus'a ilah denildiğinde veya Hazreti İsa Allah'ın oğlu denildiğinde veya bir takım böyle putlara ilah namı verildiğinde bunlar gerçekten ilah değiller. İnsanlar öyle kabul etmiş, öyle uydurmuşlar. İşte İbrahim Aleyhisselam bu gibi uydurulan sahte ilahlardan biri olduğunu kavmine ve babasına ifade ediyor. Ancak diyor ben beni yaratan zattan, yoktan yaratan zattan biri değilim. Ben onun dini üzereyim. فَاِنَّهُ سَيَهْدِينَ O gerçekten bana hidayet edecek, yol gösterecek. Peki İbrahim Aleyhisselam nereden biliyor Cenab-ı Hakk'ın ona yol göstereceğini? Allah'tan bu konuda vaat olabilir. Allah-u Teala elbette vaadinde sadıktır, vaadinde hulf etmez. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَعْضِيَةً فِي اَقِبِهِ Ve Hazreti İbrahim bu inancı, tevhid inancını kendisinden sonrakiler için de baki bir kelime kıldı. Yani tevhid inancının bayraktar, önder şahsiyetlerinden birisi Hazreti İbrahim'dir. Ve onun dinine tabi olanlar devirler boyu, asırlar boyu tevhidi devam ettirdiler. Tek Allah inancını insanlara anlattılar. لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قَالْتِ Umulur ki dönerler diye, yani onlar da muhataplar olan kimseler şirkten tevhide dönerler diye bu şekilde onu esaslı bir yol kıldı. بَلْ مَتَّعْتُ هَا اُلَٰئِ وَاَبَاهُمْ Doğrusu ben hem bunları şunları olarak burada ifade edilen Peygamberimiz dönemindeki Kur'an'ın muhatapları, ben hem şunları hem de onların ecdadını bir takım nimetlerle faydalandırdım. Hatta cehumul hak, ta ki hak kendilerine geldi ve Resulün mübin ve hak vakfadı beyan eden, açıklayan bir elçi onlara geldi. Yani tarih boyu onlara büyük nimetler verilmiş, Cenab-ı Hak bunu hatırlatıyor. Neticede kendi içlerinden bir peygamber gönderilmiş, buna dikkat çekiyor. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ Hak kendilerine geldiğinde قَالُوا dediler ki هَذَا سِحْرٌ Bu bir sihirdir. Malum sihir gerçekleri alt üst eder,
gerçekleri ters yüz eder. Olmayan şeyleri varmış gibi gösterir ve bir algı yanılmasıdır. Onlar da Kur'an-ı Kerim'i aslında Kur'an-ı Kerim Hakk'ı anlatmakla beraber, Hazreti Peygamber Hakk'ı anlatmakla beraber tam tersinden değerlendirdiler, sihir olarak nitelendirdiler. وَاِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ve biz onu inkar edenleriz. Yani bu sihri inkar eden kimseleriz dediler. وَقَالُوا ve şunu da dediler. لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ keşke bu Kur'an iki büyük, iki beldeden iki büyük insandan birisine gelmiş olsaydı, indirilmiş olsaydı. Yani bundan murat işte Mekke'de falanca şahıs, kendilerinin muhteber gördüğü bir şahıs. Diğeri de Taif'te yine kelli önde gelen kendilerinin kabul ettiği bir şahıs. Yani Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber'e indirilmesini kabullenmek istemediler. Ve günümüzde benzeri telakkileri şöyle görebiliyoruz. Mesela birisi diyelim ki siyasette başarılıdır, ön plana çıkar ve gerçekten kitleler onun peşinden gider. Ama bir kısım insanlar yine de onu kabullenmek istemezler. İşte halktan biri, halkın içinden biri bunu kabul etmekte zorlanırlar. İşte falan kesimden olsaydı ya, onların kendilerine göre aristokrat bir takım zümreleri vardır ve onların kabulüne göre ülkeyi onlar idare etmelidir. Halktan birisi çıktığında bunlar tepki gösterirler ve neden şunlardan biri olmadı gibi tepkilerini ifade ederler. İşte peygamberlik noktasında da Hazreti Peygamber Allah'ın gönderdiği son büyük peygamber, en büyük peygamber ama işte Mekke'deki ilk muhatapları onu kabullenmek istemediler. İşte Mekke'de Velid bin Muğra gibi birisi veya Taif'te başka bir şahıs, önde gelen bir şahıs. Bunlardan biri peygamber olması gerekirdi. Eğer peygamber gelecekse böyle birisi gelmeliydi dediler. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyor? Yani Allah peygamberliği bir lütuf olarak görür ve Allah peygamberliğin kime verileceğini en iyi bilendir. Kim böyle bir nimete ehildir? Elbette Allah en iyisiyle bilir. Bunlar tutup da Allah'ın işine müdahale etmeye çalışıyorlar. Rabbinin rahmetini yoksa onlar mı taksim ediyor? نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Biz dünya hayatında onların maişetlerini, geçimlerini de taksim ettik. Mesela zenginlik ve fakirlik, bu doğrudan çalışmakla da o kadar alakası olmayabiliyor. Bakıyorsunuz bir çocuk, dünyanın en zengin ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, doğuştan servet sahibi. Bir başkası, en gariban bir ailenin çocuğu olarak gelmiş. Dolayısıyla bazı insanlar zengin diye bunları böyle itibarlı kabul etmek, diğerleri gariban diye bunlarda herhangi maddi manevi payının olacağını düşünmemek uygun değil. Allah-u Teala dün zengin kıldığını bugün fakir yapabilir ve bugün fakir olanı yarın zengin yapabilir. Bu Allah'ın bir takdiridir. Ve gerçekten de şu dünya hayatında Cenab-ı Hakk'ın maişet noktasında insanları farklı farklı yarattığını çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Dolayısıyla peygamberlik noktasında da Allah peygamberliğe ehil olanı elbette bilir ve ona göre bu görevi tevdi eder. وَرَفَانَا بَعْدَهُمْ فَوْغَ بَعْدِ Onların bir kısmını, bir kısmının üzerinde derece itibariyle yükselttik. Derecatın derece itibariyle لِيَتَّفِلَ بَعْدُهُمْ بَعْدَ سِفْرِيَّ Bakalım bir kısmı, bir kısmını kabul etmeyecek, onlarla istihza edecek mi diye. Burada ayetin zahirde ibaresi birbirleriyle dalga geçsinler diye gibi o manada belki ilk anda anlaşılıyor. Ama bundan murat bakalım böyle yapacaklar mı? Bu bir imtihan meselesi ve insanları zenginlik fakirliğine göre değil,
falan ırktan olmalarına göre değil, insanları ilmine göre, imanına göre, ameline göre, ahlakına göre değerlendirmek gerekiyor. Bunlar ilahi ölçüler. Ama beşeri ölçülerle bakıldığında belki de insanlar çok farklı değer ölçülerine sahip bir insanı kılık kıyafetine göre belki değerlendiriyor. Yani meşhur Nasrettin Hoca'nın işte bir ziyafete gittiğinde önce gariban bir kıyafetle gitmesi, kimsenin ona iltifat etmemesi ama ardından güzel bir kürkle, güzel bir kıyafetle gittiğinde herkesin ona itibar etmesi olayı. Hoca bunu görünce ye kürküm ye demiş ve bu dindar bir mesel gibi bize kadar gelmiş. İnsanların kürküne itibar edilmemeli. İnsanların boyuna, boşuna itibar edilmemeli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah sizin suretlerinize bakmaz, kalplerinize nazar eder. Demek ki insanın kalbi, nazargahı ilahi, Allah-u Teala oraya nazar ediyor. İşte buna bakılmalı ve buna göre insanlar gerçekten Cenab-ı Hakk'ın nezdindeki değer ölçülerine göre değerlendirilmeli. Ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecmeun, senin Rabbinin rahmeti onların bütün toplamış oldukları şeylerden çok daha hayırlıdır. Yani Rabbinin rahmetine mazhar olmak dünyevi mal, mülk, makam gibi şeylerden çok daha hayırlıdır. وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً, şayet insanlar bir tek ümmet, küfürde bir ümmet haline gelecek olmasalardı, وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِدَّةً, Rahman'ı inkar eden kimseler için evlerine gümüşten tavanlar yapardık. وَمَعَارِفْ عَلَيْهَا يَزْهَرُونَ, ve üzerine yükselecekleri merdivenler, hatta Hamdi Yazır asansör manası da veriyor buna. Bu şekilde büyük şatafatlı şeyler onlara nasip ederdik. Ve لِبُيُوتِهِمْ اَبْوَابًا وَسُرًُّا عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ, ve onların evlerine kapılar, yaslanacakları sedirler, karyolalar, bu gibi şeyler verirdik. Ve zuhrufa, ve yalnızlı şeyler ve altın gibi yalnızlı şeylerle onların evlerini yalnızlı bir hale getirirdik. Ve in küllü zâlike lemme meta'ul hayatı dünya, bunların her birisi dünya hayatının bir meta'ıdır. Yani güzel evler, köşkler, lüks villalar vesaire, bunlar dünya hayatının bir meta'ıdır. Vel âfiretu inde rabbike lil muttakîn, ahiret Rabbin nezdinde muttakiler içindir. Yani güzel akıbet, diğer alemdeki güzel sonuç Rabbinin nezdinde muttaki olanlar içindir. Değerli izleyenlerim, burada Allah-u Teala rızık noktasında bazılarına fazla verilmesini değerlendiriyor. Eğer bütün insanlar onlara gıpta edip de hepsi kafir hale gelmeyecek olsaydı, biz bütün o kafirlere çok daha fazla imkanlar da verirdik. Ve evlerini son derece güzel hale getirecek, işte yaldızlayacak, asansörlerle güzel hale getirecek imkanları onlara bahşederdik. Evlerinin tavanlarını gümüşlerle süslerlerdi. Evlerinin ziynetlerini altın yaldızlı bir şekilde yaparlardı. Bunlar olur mu olur, Allah verir mi verir ama yine de bir imtihan olsun diye kimine veriyor, kimine vermiyor. Allah-u Teala bu şekilde insanları imtihan ediyor. Burada asıl önemli olan ahiretteki durumumuz. İnsan burada şah iken diğer alemde geda olabilir. Yani burada bir padişah gibiyken diğer alemde himmete muhtaç bir halde, çok acınacak bir halde bulunabilir. Bu açıdan وَلَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ, akibet müttakilerindir, güzel akıbet onlarındır. Şu dünya hayatındaki durumlar ise gelip geçici hallerdir. Mesela bir trende iki insan düşünelim. Bunlardan biri birinci mevkide gidiyor. Konforlu, yataklı, yemekli. Bir başkası ise üçüncü mevkide gidiyor. Belki oturacak yeri yok. Belki o kadar konfor söz konusu değil.
Ama diyelim birinci mevkide giden varılacak yere varıldığında cezaevine götürülecek. Üçüncü mevkide giden ise saraya alınacak. Böyle olunca o trendeki konfor, 3-5 saatlik yolculuk o kadar da önemli değildir. Varsın, trende bir miktar zahmet çeksin ama gittiği yerde sarayda yaşasın. İşte bizler şu anda dünya trenindeyiz. Mevkilerimiz farklı farklı. Bir kısmı birinci mevkiye gitmek misali lüks bir hayat yaşıyor. Bir kısmı orta halli, bir kısmı da gerçekten maddi şartlar düşünüldüğünde zor durumda. Ama o zor durumda olanlar sabretse, şükretse diğer ayrımda onlara cennet var. Tabii şu anda birinci mevkide olanlar, maddi durumu, sosyal statüsü iyi olanlar illa cehenneme gidecek demek değil. Ama nankörlük yaparsa, kendine verilen imkanları israfta, taşkınlıkta, günahta değerlendirecek olursa, daha doğrusu zayi edecek olursa, o zaman bu kimseler bütün görecekleri şu dünyadaki gelip geçici menfaatlerdir. Diğer alemde azapla karşı karşıya geleceklerdir. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de gerek burada gerek daha bazı yerlerde Cenab-ı Hak hem Peygamber Efendimiz hem de bize ölçüler veriyor. Onların maddi imkanlarının fazla olması seni üzmesin. Onların yeryüzünde hemen doğrudan ceza görmemeleri seni tedirgin etmesin. Neticede onlar ve diğer bütün insanlar Allah'ın huzuruna gidecek ve herkes Allah'ın huzurunda hesap verecek. Şu dünya hayatı bir başka açıdan baktığımızda biraz uzunca süren bir rüya gibi. Diyelim ki gariban bir insan rüyada kendini padişah olarak görse, dünyanın tek başına sultanı gibi görse, bir dediği iki edilmiyor, her tarafa hükmediyor ama gerçekte ise garibanın tekim. Diyelim 3-5 saniyelik bir rüya görür ve ardından uyandığında bakar ki kendisi soğuk kulübeciğinde. İşte dünya hayatı uzunca bir rüya. Belki 60 yıl, 70 yıl sürecek bir rüya. Ama diğer alem ebedi hayat olduğundan şu dünya hayatındaki bu sosyal statü, maddi imkanlar o kadar da takılınması gereken noktalar değil. Allah nezdinde büyüklük dünyadaki maddi imkanlara göre değil, kalpteki imana göre, kalpteki takvaya göre, salih amele göre. Cenab-ı Hak bizleri dünyası da ahireti de mamur olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.